İnanmayacaksınız ama son 4-3 dakikaya girmişim. İnanamadım ben de. Ee, Hüseyin Aslantürk ve Murat Aydın Moral Akademi onlar. Ve ee, binlerce öğrenciyle irtibattalar. Tüyo versene bize önümüzdeki dönem mühendisliklerle ilgili. Şimdi dünyanın gittiği yerde mühendisliklerle alakalı şunu da eklemek istiyorum. Harvard'a baktım. Birkaç üniversiteye bakıyorum. Üst düzey diyebileceğimiz. Şimdi çift daldan bahsettik. Evet. Son dönemde mühendisliklerde sosyal bilimlerde yüksek lisans yapmak, hmm. doktora yapmak noktası. Yani bir mühendis olup işletme yüksek lisans yaparsam so kendi işimi kurduğumda? Sosyoloji. Şu şu Sosyoloji an Amerika'da yaparsın. özellikle endüstri mühendisleri, elektrik, elektronik mühendisleri ve sosyolojiyi birleştiriyorlar. Toplum bilimi. Hmm. Çünkü artık bir tasarım dünyasında yaşıyoruz. İşte mimarlıkla birleşiyorsunuz, mühendislikle birleşiyorsunuz. Sağlık dahil olmak üzere, şimdi Aziz Sancar'ın açıklamalarına bakıyorsunuz. 45 yıl iki hücreyi keşfetmeye çalıştım ama mühendisliklerden destek aldım. Hmm. Sosyal bilimcilerden destek aldım. Toplumu inceliyorsunuz her şeyi. Yani bir bütün olarak artık hani evet tematikleşme önemli, doğru. Ee, ama bu noktadan biraz daha hareket edersek, kendini tanıma dediğimiz şey bir iki cümleyi şunu özellikle faydalı gördüm için söylüyorum. Anne babalarımız da dinliyor. Şimdi 31'inde sonuçlar açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında bir sıralama elimizde olacak. O sıralamada şunu göz önünde bulundurabilirler mi velilerimiz? Geçen sene bir üniversitede okuduğu halde 442 bin öğrencimiz bu sınava tekrar girdi. Evet memnun değil çünkü. Hmm. 662 bin öğrencimiz mezuna kalarak girdi. <laughs> 193 bin öğrencimiz bir üniversiteyi bitirmiş olmasına rağmen sınava girdi Ankara'da Ümitköy'de e, toplantı halindeyiz bir hanımefendi geldi yaşını da söyledi kendini tanıttı e, moleküler biyoloji ve genetiği bitirmiş olmasına rağmen Boğaziçi mezun olmasına rağmen evet. 35 yaşında olmasına rağmen ben e, yurt dışından geri döndüm biraz ailevi de sıkıntılar yaşadım sınava tekrar hazırlanacağım dedi bunu şunun için özellikle söylüyorum. Bu kadar yani hayat memat meselesi haline getirmeyip güzel evet. dördüncü girişi olan öğrencilerimiz var. Beşinci girişi olan öğrencilerimiz var. Ruhe, ruhen bu işe uygun muyum, değil miyim söyledi. Evet. En önemli sorunun cevabı o. Tanıyor mu kendini? Nasıl tanıyabilir? 17 yaşında çoğu. Çok Ve zor. Bu kadar kısa <laughs> sürede insanın hani 17 yaşında bir karar vermesi yanlış yapın. Yanlış yapabiliriz. Yıl, 3 Önemli olan sonra, doğruları öğrenmek. Üç evet, yıl sonra başka bir mesleğe dönebilir. Ben o yüzden sosyolojiyle birleştirebilir. Ya da uygun mu o mesleğe? Biraz tanısın. Kendini sonradan tanıyabilir. Tamam. Bir Kayıp olarak bitti. görmesin. Çok teşekkür ediyorum. Evet.